bu hafta da UNESCO Geçici Miras Listesi'ni alan Harput Okuma Evi'nden hepinize merhabalar diyerek başlıyoruz. Gene bugün önemli bir konuğum var. Önce size konuğumu tanıtayım. Konuğum Fırat Üniversitesi İnsani Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yüksel Altıntaş. Hocam, hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Sağ olun. Hocamızla daha önce e, program yaptık. Hocamızı yakınen tanıyorsunuz. Bizim hakikaten programımızın değerli üyelerinden bir tanesi. Sağ olun. Özellikle e, bize eski dönemleri anlatırken keyifle dinliyoruz, e, keyif alıyoruz. Çünkü Anadolu'nun medeniyetler ve şey olduğu ve bütün insanlığın Anadolu'da yaşadığından yola çıkarak hocamızla geçmiş en son programımızda. Çağları geçtik, paleontoloji geçtik, mezolitiki geçtik, neolitiği geçtik ve en son e, kalkolitiğe gelmiştik. Evet. Orada kalmıştık. Şimdi biz burada bugün itibariyle neolitikle kalkolitik arasındaki bağı bir kuralım. Tarihlerini evet. verelim. İkisi arasında geçişin net çizgilerle olup olmadığını, bu geçişlerin nasıl olduğunu Yüksel Hocam'dan dinleyelim. Ee, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Bütün izleyicilere de hayırlı günler diliyoruz. Tabi e, tarihi dönemleri biz daha sonra araştırmalarda bize kolaylık olsun diye böyle belli dönemlere ayırıyoruz ama böyle dönemler bıçakla keser gibi birinden diğerinden çok ayırmak mümkün değil. Evet. Çünkü bir dönem bir başka dönemin başlatıcısı veya hazırlayıcısı olabiliyor. Neolitik dönem de bu anlamda Kalkolitik dönemin e, geçişin o kültürel altyapılarının hazırlandığı bir dönemdir. Neolitik dönemde e, işte seramik ikinci yarıdan itibaren ortaya çıkmış dedik dönem başlarında Yerleşik hayat başlamıştı. Evet. Köyler kurulmaya başlamıştı. Ee, tarım ve hayvancılık e, yapılmaya başlamıştı. Yani insan üretmeye başlamıştı. Ve yine dönemin sonlarında e, benim bir anlamda madenciliğin çıraklık dönemi dediğim e, madenle ilgili ilk tecrübeler başlamıştı. Evet. Yani işte Anadolu'da farklı höyüklerde bunların kalıntıları tespit edilmiştir. Tabii Anadolu'da bakır bolca bulunuyor. Dönemin sonlarında bu bakırın doğal nabit bakır dediğimiz bakırın işlenmesiyle ısıtarak veya soğuk halda çekişlenmesiyle keski, biz, iğne boncuk tarzı önceler çok büyük aletler değil bu tarz şeylerin üretildiğini biliyoruz. Tabi neotikte insanlar tarım faaliyetlerini yürütürken günlük hayatta ev aletlerinde obsidiyen ve çakmak taşını yoğun olarak evet. kullanıyorlar ama burada bakırın bazı avantajları var. Bakırın avantajı şu, erime ısısı düşük, kolay, kolay işleniyor. Ee, Anadolu'da da bolca bulunuyor ve bundan çok kolay bir bıçak, bir orak, bir mızrak ucu, bir okucu, bir silah yapma imkanınız var. Dolayısıyla taşın kırılganlığı vesairesi veya dezavantajları düşünüldüğü zaman bakır bir anlamda avantajlı bir ilk maden olarak insanın hayatına yani, neotikte evet. giriyor ve kalkoltikte artık bazı şeyler e, yer, Neotik'teki gibi yerinde saymıyor. Daha doğrusu zaten insanlık tarihi bir kültürel evrim, bir tekamül süreci evet. olarak düşündüğümüz zaman Neotik'teki bu kültürel tekamül Kalkolitik'te de devam ediyor. Ne devam ediyor? Mesela Neotik'teki e, o köyler, küçük köyler e, ki Neolitik'in sonlarından itibaren köyler de giderek büyümeye, nüfus artışı vesaire başlamıştı. Kalkoltik'te büyük köylere dönüştüler. Evet. Çok daha büyük köylere hatta dönemin sonlarından itibaren bugünkü kasabaya da nahiye diyebileceğimiz daha büyük yerleşim birimlerine dönüşmeye başlıyorlar. Başka ne değişiyor? Ee, özellikle seramik dedik ki çanak çömlek Neolitik'te insan evet. hayatına giriyor. Evet. Kalkoltik'te seramik biraz daha seri üretim standart tip veya fabrikasyon tarzı diyebileceğimiz bir üretim artışı ile devam ediyor. İşte boyalı veya boyasız türler kendi bölgesel anlamda ortaya çıkmaya başlıyor ki biz bu kültürel şeyleri bahsederken evet, söyleyeceğiz. Seramik bu şekilde devam ediyor. Başka maden günlük hayatta insanın daha fazla kullandığı bir vasıta haline gelecek. Bu döneme biz maden devirlerini başlatmıyoruz kalkolitikte ama geçmişte diyelim ki %10 maden alet kullanılıyorsa Neolitik dönemde. Evet. Kalkolitikte bu oran yüzde ellilere yaklaşıyor. Evet. Yani neredeyse taş aletler kadar bakırdan yapmış aletler de bu dönemde. Bakırın tabi doğada serbest <laughs> bu halde bulunması bir şeyin içerisinde dışının yeşil oluşu. Biraz ondan evet. bahsedelim. Yani bu biraz nedir oksitleniyor. Evet. Neolitikte aslında insan bunu fark ediyor zaten. Evet. Özellikle bazen bayanların yüzlerini boyamada kullandığı bazı kayıtlarda geçiyor. Yine bazı Neolitin ikinci yarısında seramiklerin süslenmesinde evet, de bundan kullanıyor. boya olarak istifade edildiği biliniyor. Ya zaten dönemin sonunda da e, muhtemelen belki bunun boyasını kullanmak üzere insan uğraşırken onu çekişlediğiniz zaman içindeki maden çöpünü evet. ayırdığınız zaman ortaya bakır da çıkıyor. Dolayısıyla insanın insanın çevresini işte sürekli gözlemlemesi, sürekli ihtiyaçlarından dolayı hayatını kolaylaştıracak buluşlar, arayışlar içine girmesinden dolayı madenle tanışıklığı da böyle erken zamanlarda başlıyor, başlıyor. ve kalkoltikte bu artık madencilik bir meslek haline evet. geliyor. Evet. Yani bir yerleşim birimini düşündüğümüz zaman orada işte seramik üreten ustalar, tarım yapan çiftçiler, hayvancılık yapan Evet, artık şeyler çıkmaya başladı. İdareci sınıfı evet. Belki, ruhban sınıfı, ruhban bürokrat sınıfı, sınıfı. Evet, işte o yerleşim birimin içindeki sosyal belli sınıflar, işte bir de madenci sınıfı mesela evet. işin içine giriyor. Evet. Artık bakırdan belki e, atölyesinde bakırdan bir bıçak, bir orak yapıyor. E, belki de dolaşıp veya yerleşimlerde. Ticaret gibi, başladı. Tabi ticaret zaten neotikte de obsidyen ticaretiyle başlamıştı. Burada biraz daha ticaret demek değişerek maden eserlerin çoğunlukla satımına dayalı bir ticari faaliyete yavaş yavaş evet. dönüşüyor ve insanın hayatında artık bakır. Zaten kalkoz, bakır, bakır, litos taş. Taş demek. Evet. Neden sadece bakır dönemi demiyoruz? Bakır taş devri diyoruz. Aşağı yukarı kullanılan aletler yani yarı yarıya olduğu için hani sadece bakır devri dersek Yanlış tamamen olur. bakır kullanılmış. Sadece taş devri de denilmesin diye bakır artı taş devri deniliyor. tabi dünyada da belki onlara gireceğiz kültür bölgeler ortaya çıkıyor. Neolitik dönemin o işte mütevazi köyleri büyüyerek e, iktisadi anlamda da tarım ve hayvancılığa bağlı üretimde ciddi artışlar, daha fazla artı ürün elde etme e, söz konusu. İhtiyaçlar yani. fazlalaşıyor. İhtiyaçtan, e, i̇htiyaçların fazlalığı. İnsan sayısı artıyor. İnsan sayısı, evet. nüfus artıyor. E, Tabi iklimin ılımanlaşması, buna bağlı olarak insanın beslenme endişesinin neolitikten evet. itibaren kalmaması. Yani artık Mimari kalıntılarda silo dediğimiz işte depolama Depoların alanları var. İnsanlar kışında yiyecek bulma endişesi hatta çok taşımadıkları e, için. Mezopotamya'da yapılan kazılarda artık buğdayın arpa arpanın çıktığı hatta bunların öğütüldüğü de orada evet, görülebiliyor bizim artık. Belki bahsedeceğiz. Korucu Tepe'de. Korucu Tepe'de bizim. E, evet. Mesela elenmiş topraklar içinde buğday arpa türleri, üzüm çekirdekleri, evet. bezelye türleri gibi ve bazı e, yabani halde yetişen toplanan birçok şeyi görüyoruz. Hocam. Bu kaldığımız yerden <laughs> devam edeceğiz ama benim tabii sormak istediğim bir soru var. Şimdi biz bu e, eski dönemleri anlatırken genellikle hep Anadolu'dan bahsediyoruz. Daha doğrusu Asya'dan bahsediyoruz. Acaba bu dönemleri biz yaşarken hep Anadolu'dan bahsediyoruz. Medeniyetlerin burada çıktığını biliyoruz ama Avrupa ne durumdaydı? Bir de buna hmm, bakalım. Evet şimdi tabii mesela Anadolu'nun palöltiyine baktığımız zaman diyelim ki işte 90 bin yıl. 100 bin yıl öncesinde de izler bulursunuz. Ya da 50 bin yıl öncesinde de izler bulursunuz. E, o dönemde özellikle e, Torosların güney etekleri bugünkü verimli hilal dedi, bölgesi evet. dediğimiz bölge bu alanlar iklim olarak da e, hayat koşulları itibarıyla de daha müs müsait. Mesela Paleolitik dönemde kuzeyde Kuzey Yarım Küre'de buzullar var. Çözülmemiş daha. Evet. Özellikle bu virün buzulu vesaire zaten Neolitikten itibaren erimeye başlıyor. Başlıyor. Bu kültürler ön Asya'da, Anadolu'da gelişiyor. Anadolu üzerinden Balkanlara ve Balkanlardan çok daha sonraki dönemlerde Avrupa'ya taşınacak. Mesela alfabe bunun güzel örnek. Evet. Mezopotamya'da 3200'de Sümerler yazıyı Buluyor, evet. Yazıyı kullanmaya başlıyor. 3000'de Mısır kullanıyor. Efendim Anadolu 2000'de kullanıyor. kullanıyor. <laughs> Fenikeller Asurlardan alıyorlar bunu. E, bu, bugünkü anlamda alfabe yazısına dönüştürüyorlar. Yunanlar 1200'lerde Fenikellerden alıyor. alıyor. Yani arada nereden baksanız 2000, 2000 bir fark yıllık var. bir fark var. Evet. E, İtalya'nın mesela Roma tarihiyle ilgili kayıtlara baktığın zaman İtalya'nın e, Neolitik dönem 3000'de yaşanıyor. E, 3000'de bizde Tunç dönemler yaşanmaya başlamış. Başlıyor. Evet. Tabi bu doğaldır da yani Tabii ortam iklimden dolayı e, hatta Anadolu içinde bile yani bir yerde neolitin sonları yaşanırken bir yerde kalkolitin başları yaşanabilir, yaşanabilir. her evet. zaman eş zamanlı olmuyor orada e, hatta mesela bizim yine konularımızdan biri e, işte halaf kültürü, kültürü e, evet. bir yerde yani e, yaşanır kalkolitik dönem e, en yoğun kullanılan kültür halaf kültürü. Evet. Şimdi önce bir halaf kültürünü şöyle bir anlatalım halaf evet. kültürü nedir e, Kalkolitik'e bağlayalım bunu. Evet. Şimdi şöyle bir şey izah edelim önce. Biz Anadolu'da ya da diğer bazı bölgelerde tarihi dönemlerden bahsederken ya da kültürlerden mesela e, aletlerin yapıldığı nesneden yola çıkarak diyoruz ki paleolitik kültür. Neolitik kültür diyoruz. Kalkolitik evet. Kalkoltik kültür diyoruz. E, özellikle Mezopotamya, Suriye o coğrafyada e, daha çok Kültürün tespit edildiği yerleşim yerinin adıyla kültür anılıyor. Yani sadece oradan çıkan e, ürünlere veya yer altından değil. çıkan şeylere yani değil, o bunun Hölgün dışındaki faktörler evet. O kültürün tespit edildiği yerin adıyla. Evet. Halaf, halaf de, evet. Tel Halaf, Tel ya Halaf, da til Halaf evet. Til, tel, tap, tepe demek ya da höyük evet. demek. Tel Halaf, Halaf höyüğü anlamında. Halaf tepesinde bu kültür, kültür ilk tespit edildiği için, i̇çin o, o ismi verilmiş. Anılıyor. Evet bugünkü işte Türkiye Suriye sınırına denk gelen ya da Suriye tarafında dediğimiz e, Haraf kültürü dediğimiz bir kültür. Kültürün belirleyici özellikler var. E, aşağı yukarı kültür e, altı binlerle işte 5400'ler bin arasındaki bir tarihte yaşandığını söyleyebiliriz. E, Tabi Obeyit kültürüyle eş zamanlı ya da çağdaş olduğu dönemler de var, var ama evet. daha sonra Haraf kültürü yerini o alacak ama Haraf kültürünün en belirgin özelliği evet. Özelliklerinden birisi Tolos dediğimiz mimari yapıdır. Evet, evlerin yapım şekli. Aslında ben o görselleri şey yapamadım. Onları getirseydik görselleri de gösterirdik. Tepeden mimari yapısına baktığımız Bu zaman, zaman uç kısmında yuvarlak bir, bir kubbeli, alan, evet. Ön tarafta dikdörtgen tarzında bir eyvan, bir giriş kısmıyla biraz daha küçük bir bir ailenin yaşayabileceği tarzda. Şeye <laughs> Bir anahtar şekli gibi. Eski bizim köy evlerine evet. ya da bizim eski evlerdeki evet. o anahtarları düşündüğünüz zaman anahtar deliğine benziyor evet. gerçekten de. Hatta arkeologlar ve tarihçiler bugünkü Harran da artık kültürel öge oldu onlarda, Harran evlerinin orijininin de halaf olduğunu, Halaf çünkü kültüründen, Harran evet. bölgesinde biliyorsunuz. Yani halaf ya, kültürünün birinci özelliği evlerin yapılışı, evet. tolos dediğimiz. Mesela o tolosların özelliği de şu bizim bugün Harran evlerindeki gibi tepesi kubbe şeklinde örülerek kapatılıyor. Evet. Bunun da yani neden böyle bir kültür? Çünkü mesela biz Haraf kültürünün diyelim ki Doğu, Güneydoğu, Anadolu ya da e, şeye doğru, bugünkü Adana, Mersin yöresine doğru kültürel izlerini tespit ediyoruz ama buralarda tolos yok. Sadece e, o Mardin, zaman, e, bu, Mardin ve o, o civarlarda. O civarda. Var. Bunu da tarihçiler özellikle Mezopotamya birçok kültürel unsurun başladığı coğrafya ama Mezopotamya üç şey açısından dışa bağımlıdır. Yoksundur bu maddelerden. Ahşap, maden ve taş özellikle evet. güneyi. Evet. E, dolayısıyla ahşabın olmadığı yerlerde e, tuğla mimarisi de kerpiç mimarisi gelişiyor. E, veya taşı bulabiliyorsunuz yeterince ahşap bulamadığınız zaman e, o bir mimari yapının üstünü örerek daralta daralta kapatma yoluna Evet. E, gittikleri tarzında bir yorum var. Yine Halaf kültürünün Hı. bir başka e, özelliği özellikle çok yoğun süslemesi ki bunların bir kısmı geometrik şekilde çanak cömlekler evet. üzerinde bunu görebiliyoruz. Evet bir kısmı e, çiçek motifi tarzında yapılmış. Hayvan süsleme, motifleri var. Hayvan yani tabi motiflerle. Özel biraz daha ileri gitmişler. Dama şeklinde olanlar varmış. Evet. Yani aynen o şekilde. Evet. Bir de neredeyse o seramik üzerini tamamen kaplayacak şekilde çok yoğun bir süsleme var. Ee, üstüne e, kemer atılırmış. Evet. İşte kemerler Hı. mesela o şeyde bu, bu, bu Ubeide bu biraz daha süsleme biraz daha azalacak. Bunu e, bizim e, e, Elazığ'daki Arkeoloji Müzemizde çıkan şeyleri de görüyoruz. Halaf türü kaplar Heh, ya da o A, kültürel etkiyle parçacıkları da olsa var. var evet. Hani yöreyle bağlantıları göstermesi açısından da önemli. Ama kültürün yayılım alanı burası olduğu için evet. yayılım alanı içinde burası da var olduğu evet. için e, dolayısıyla buralarda Tolos yok ama halaf kültürüne dair biz çanak çırpmak izlerini bulabiliyoruz. Daha sonraki dönemlerin kültürel kapkacağını da burada görüyoruz. Bölgeler evet. arasında bir iletişimin Fırat ve Dicle boyunca da evet. olduğunu bize Hocam, gösteriyor. Hocam bu Fırat ve Dicle ve Mezopotamya arasında Anadolu'daki bütün medeniyetlerin burada ortaya çıktığı biliniyor. Evet. Nedir özelliği? <laughs> Niçin burada? Tabii su mecrası, medeniyetler su mecralarında ortaya çıkar. Bu bölgeyi düşündüğümüz zaman Fırat ve Dicle mecrası Tabii ortam açısından insanın ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilen alanlardır. Tarım yapmaya da elverişli, hayvancılığa evet. da elverişli efendim avcılık yapmaya da elverişli mimari malzeme köylere evleri yapmanız için yeterli malzemeye sahip en önemlisi de maden kaynaklarına da bolca sahip ve özellikle Fırat ve Dicle boyunca kurulan çeşitli koloniler üzerinden <laughs> biz Mezopotamya'da daha güneydeki kültürlerin maden kaynaklarına ulaşabildiğini biliyoruz ve Fırat ve Dicle'de müsait olduğu yerlerde taşımada nehir taşımacılığının evet, çok, taşımacılığını çok, çok önemli bir unsur. Çünkü kalkolitik dönemde belki siz birazdan söyleyeceksiniz daha tekerlek bulunmamış. Evet yani mesela Mezopotamya'da da böyle. Ee, mesela Fırat ve Dicle Mezopotamya'yı Suluya Suluya ta Basra Körfezi'ne kadar gider. Ama Mezopotamya'da çok ciddi bir nehir kültürü var. Evet. Nehirlerde işletilen gemiler, gemiler var. var. Dolayısıyla siz e, su yolları vasıtasıyla çok fazla yükü çok ucuza ve hızlı bir şekilde Hatta mesela e, yazılı dönemlerle ilgili işte bazı vergi olarak tü, toplanan ürünlerin ya da bir taşın ya da bir eserin e, ivedi olarak iletilmesi gerekiyorsa mutlaka nehir yoluyla ulaştırın derler. Yazılı belgelere de yansıyor evet. bu. Bu anlamda bir avantaj. Evet. Kervanlar bu su yollarını takip edip gelebiliyor. Yol boyu ihtiyaçlarını karşılıya karşılıya. Madeni de buradan kim bu bölge Mezopotamya'ya da yakın yani. Şimdi bugün belki biz Cumhuriyet tarihi boyunca işte bölgenin siyasi politik durumuna bakıyoruz ama yani işte Osmanlı döneminde Musul'la Harput çok birbirinden uzak yerler değil. Ya, değiller, yani. evet. Dolayısıyla coğrafya olarak da yakın. E, imkanlar açısından da birbirine aslında <laughs> yani Harput, işte daha aşağıda Diyarbakır, hatta Van'a kadar e, diğer taraftan Mersin bölgesine kadar güney kültürlerinin etkileşim alanı içinde. İrtibatlı olduğu alanlar evet. içinde. Bu daha sonra mesela Tunç döneminde ta Orta Anadolu'ya kadar e, Kayseri yöresine kadar, daha ötesine kadar gidecek bir. bu, bu yöreye. Ee, yine kitabınızda bahsetmişsiniz. Sivas'la Van ve Elazığ, Malatya, e, Tunceli'nin bulunduğu alanın 69 bin kilometre e, olduğunu söylemişsiniz. Hatta Anadolu topraklarının yüzde da burada olduğunu evet, ifade etmişsiniz. Evet, Doğu Anadolu bölgesi biliyorsunuz. Yani e, yüz ölçüm itibariyle e, en büyük bölge. Evet. Yani şu an yedi bölgeden Tabii. nüfus itibariyle biraz şey görünse bile en büyük bölge ve Elazığ, Malatya ve bu e, yukarı Fırat Havzası'nı düşündüğümüz zaman da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere hatta ulaşım yollarının rotası açısından en kritik nokta. Bakın daha sonra daha sonraki dönemde yani misyonerlerin neden harputa geldiklerini, yani. neden Antep'te gidip okullar açtığını anlamak istiyorsanız coğrafyaya bakacaksınız. Lidyalılar döneminde kral yolu ta işte bugünkü Manisa yöresinden başlayarak gelir. Harput yöresinden aşağıya döner, İner, evet. oradan devam eder ve Susaya kadar, Persler başkenti Susaya kadar Kısacası devam eder. Sadece nehir kültürü ve deniz nehir kültürüyle kültürü var, e, ulaşım var. E, diğer ülkelerle veya diğer yerde yaşayan toplulukları da ticari ilişkileri de başlatmıştır. Tabii ki, ihtiyaçlar yani, doğrusunda. E, insanın, Evet İnsanın hayatını belirleyen fıtri ihtiyaçlarıdır her zaman. Teknoloji de bu belirliyor. Evet. Bugün hayatımızdaki birçok teknolojik alete baktığımız zaman ihtiyaç duymadığımız için e, sırf keyif olsun diye yaptığımız şeyler değil. Doğru, doğru. İnsanın ihtiyaçları mimariyi de şekillendirir. Ekonomiyi de şekillendirir. Deniz kenarında duran bir insan karnını doyurmak zorunda. Çünkü yaşamak için ye yemek içmek e, doğuştan gelen fıtri bir. tabi avcılık yapabilir. toplayıcılıktan başladık yani, oraya kadar gelmiştik evet, zaten. Ya ya çevrenizde bir şeyler toplayıp avlayacaksınız bunu bulamıyorsanız üreteceksiniz. İşte deniz, bizim burada nehir kültürü de var. Avcılık da, balıkçılık da var. Evet. Deniz ürünlerinden de fayda şey su ürünlerinden? Niye? E, karnını doyurmak zorundasın. Yağmayı terk edeceksin. Kalkolitik dönemde göçebelik bitmiş midir? Göçebelik e, yani şöyle yerleşim yerleri e, Neolitikten itibaren başlıyor ya hocam. Burada e, kalkolitikte köyler büyür ama mevsimlik göçler yine devam ediyor mesela e, bununla ilgili bazı makaleler de okumuştum ben İngilizce orada çok net görülüyor e, ha, bugün bizim e, sürülerini yaylalara götüren göçerlerimiz hala devam var. ediyor o Doğru. dönemde de yani e, hayvancılık giderek gelişen büyük bir ekonomik değer olmaya başlıyor ve şimdi yazın nispeten sıcak yerlerde oturuyorsanız yaylalara sürülerinizi alıp çıkarsınız Evet. yine bu dönemde önemli şeylerden biri e, ki Mezopotamya'da bu hep zaten Tarımın ilk başladığı dönemden itibaren böyledir. Çünkü Mezopotamya bir kanallar ve sulama bölgesidir. Anadolu'da da çoğunlukla tarım bizim yağış rejimine bağlı olsa da müsait olan yerlerde sulu tarım da yapılıyor. Sulu tarımda evet. Sulama imkanı olan yerlerde. Çünkü sulu tarımla daha fazla ürün elde etme imkanınız var. Yoksa yağış rejimi işte bir sene hiç düşmez. Evet. Ürün alamazsınız. Bir sene fazla Fazla dışarı olur. Alamazsınız. Fazla olanı nerede biriktireceksiniz? Biriktiremezsiniz. <laughs> yani sonradan kalkolitik dönemde bunu evet. görüyoruz. Depolar, silolar i̇şte yapılmaya başlıyor. Ve üretim artıyor. Nüfusa evet. beraber üretim de artıyor. İşte üretimin artışı artık sizinle konuşmuştuk. Artık bir artı değer, ekonomik bir artı değer. Bunu bir güç haline getirme bugün de devletlerin en büyük şeyi, ekonomik güç değil midir? Evet. Askeri yapısı güçlü olan, ekonomik yapısı güçlü, güçlü olan. olan ve ekonomiyle beraber teknolojik altyapısı güçlü olan toplumlar e, dünya tarihinde evet. daha etkili olabilir. Evet. O dönemlerde de toplumlar ekonomilerini güçlü tutmaya çalışıyorlar. Bu belki önce beslenme kaygısıyla başlıyor ama üretimin artmasıyla beraber, hele hele Anadolu'daki höyükleri düşündüğümüz zaman, ya o yerleşim yerleri işin içine madencilik de gidin, girince ki madencilik sonraki dönemde, e, Tunç dönemde gördüğümüz gibi madenciliği ve maden ticaretini iyi kontrol eden şehir beyleri yani köyden sonra şehir kültürünün ortaya çok zenginleşmişlerdir. Bey dediniz. O zaman kalkolitik dönemde yönetim nasıl bir şey? E, yönetim o yerleşim evet. beyler ha. var. Evet. Yöneticiler var. Bu yöneticiler... Neden ihtiyaç duyuluyor yöneticilere? Şimdi toplumun olduğu yerde siz e, ferdin fertle, ferdin toplumla e, toplumun toplumların hatta birbiriyle münasebetlerini organize etmek için mecburen sizin bir idari yapı oluşturmanız evet. lazım. Yani parolitik mağaralarda yaşayan insanların da bir mutlaka bir vardı, yani. vardı. Evet. Dolayısıyla e, insan toplumsal bir varlık olarak belli bir toplumsal düzen içindeki bu neolitikte aslında oturmaya başlıyor. Yaşadığınız köyde belli kurallar olabilir. Evet. Yani orman kanunu ile yaşayamazsınız. Yine bir önceki konuşmamızda ifade evet. etmiştiniz. Topladıkları ürünlerin kendilerine ait olduğunu gösteren mühürlerin kullanmaya evet, başladığı Mühürler. Bu mesela şeyde de var, neolitikte de var ama kalkolitikte de Çok daha ileri seviyede. E, mesela bizim e, Elazığ yöresinde de mühürler var. Mesela Malatya Aslan Tepe daha sonraki süreçte de mühür bir yerde bir e, özellikle özel mülkiyetin göstergesidir. Evet. Kişi kendi mührünü oraya basar. İkincisi ticari aktivitelerin bölgeler arası alışverişlerin büyük bir de kültürel formlardır bu şeyler. Evet gene bahsetmişsiniz. Bu dönemde köyden büyük şehirler, devletler ve imparatorluğa giden bir yönetim şeklinin evet, yani başladığını ifade etmişsiniz. Işte söylüyoruz bir bir şey? ya bir gelişim evet. silsilesi bir hiyerarşi öyle devam ediyor. Yine Palolitik'ten aldığımızda Palolitik'teki 15-16 kişilik, 20 kişilik gruplar işte o mağaralara giderek işte iklimin anlaşmasıyla şu bu köyler kuruldu. Köylerde köyler işte politik şeye göre daha büyük yerleşim yerleridir. Evet. Bu büyük yerleşim yerleri insan yerinde saymadı. Ekonomisiyle beraber nüfus arttı, yerleşim yerler büyüdü. Daha zengin, az zengin, fakir, zengin tabakalar ortaya çıktı. Köyler köyler de büyüyecek, büyümeye devam edecek nüfusla beraber. Şimdi Harput'un işte Osmanlı son döneminde 30 bin nüfusu var. Şimdi 30 bin nüfuslu yani bizim ilçelerimiz mi? Şeyde var. mesela o kazıda Tülin Tepe'den bahsederken oradaki nüfusun 180 kişi hane sayısının da 30-35 olduğundan bahsetmişsiniz. Yani o dönem için bu ciddi bir rakam. Evet. Ya da Norşun Tepe bakıyorsunuz işte diyorsunuz ki Norşun Tepe ve çevresinde 350-400 kişi belki yaşıyordu. dolayısıyla o köyler önce mütevazi köyler onlar büyüdü belki büyük köylere Büyük köyler bugünkü kazarna da ilçe gibi düşünürsek o yapı birimle dönüştü. Kısacası daha sonra yani, şehirlere doğru Yani yönetimin ilk temelleri neolitikten sonra başlar, kalkolitikte gelişmeye başlar. Gelişmeye devam eder. Bir sorum da şu olacak. Buradaki yaşam tarzı dini temellere bağlı mıdır? Çünkü orada tapınak şey şeyinden baş Evet, tapınağın etrafında aslında bir anlamda belki yöneticilerin bir kısmının rahip vazifesi de vardı veya ayrı bir rahip görevli olarak rahipler olsa bile dindar bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Neolitik'te de görüyoruz. Nasıl anlıyoruz onların dindar Özellikle olduğunu? Özellikle mesela yerleşim yerinin merkezinde bazen herkesin ulaşabileceği, herkesin katılabileceği ibadethaneler görüyorsunuz. Evet, ortak kullanım alanı görüyoruz. Ortak kullanım alanı varsa ve siz yerleşimin kalbine bunu koyuyorsanız o zaman bu toplum, yani bugün şehirlerimizin merkezine veya ortaça sonrasında şehirler merkezine Ulu Cami vardı. Niye? Evet. Bu bizim Türk geleneğinde zaten evet. var. Bizim uç beyleri Anadolu'dan, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken yerleşecekleri yere ilk defa cami yaparlarmış. Evet, Ulu Camii cami 1 cami tamam, ya da. Yanına hamamını yaparmış, kütüphanesini evet. yaparmış, yerleşim etrafında başlarmış. Demek ki o Demek zaman bu, düşünüyorsunuz, dindar bir toplum var ki bir evet. Ulu Camiye ihtiyaç duyuyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mezopotamya'da ki Kalkolitik'te o e, Ubeyt kültürüyle beraber daha sonra Uruk kültürü dediğimiz yazı ve şehir kültürünün ortaya çıktığı döneme baktığınız zaman şehrin merkezinde zigurat, evet. zigurat dediğiniz tapınak, tapınak. Işte. etrafında yönetim binaları ve onun etrafında insanların yaşadı şehrin merkezinde yine ibadet evet. ibadethane var. Dolayısıyla siz buradan bakarak Mezopotamya şehirler, hatta her şehrin bir tanrısı var. İşte e, sormak istediğim oydu. Hani bu ruhban sınıfının oluştuğu, tapınak şeyinin başladığı o dönemde bunların Tanrı olarak bildikleri neler var? Ne, neyi Tanrı kabul etmişler? Şimdi mesela biz Halavutik'ten itibaren yani ilk insan izlerinden itibaren insanın bir defa inanış, hani din dediğimiz karmaşık bir yapı olmasa bile bir inanışlarının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir duvar, mağara duvarına e, dini etki yaptığı inanılan resimler i̇şte, Evet. Ya da mağaranın içinde ölüsünü gömmüş yanına çakmak taşından alet koymuş. Alet koymuş. Niye koymuş? O zaman bu insan bir öte dünya inancına sahipti. Mutlaka. Evet. Gittiği yerde bu taşlara yine e, bu aletlere ihtiyacı olduğunu düştü. Neolti'ye gelip bak, baktığımız zaman yani bunu biz Çayönü'nde çay önünde de görüyoruz. İşte Göbekli Tepe'yi Göbek biliyorsunuz. Tepe'de, evet. Çatal tapınaklar var. Evet. Yani mesela bu Çatal bu boğa boynuzlarının yerleştirilmesinden oluşan o cella dediğimiz esas Tanrılara ibadetler yapıldığı alanın bir alçı modeli Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapılmıştır. Yapılmış evet. Ben orayı gezmiştim, görmüştüm. Ee, yine bu dönemde mesela bu dini anlamda biz ana tanrı görüyoruz görüyoruz. Evet. Bu evet. sizde konuşmuştuk. Sümer mitolojisinde ee, de. hocam, Vallahi size bir nefes aldıralım Sümer mitolojisindeki tanrıları. Programın hemen ikinci bölümde konuşalım. Belki mukayesele konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Evet. Şimdi bir türkü dinleyelim. Tamam. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam teşekkür ederiz. Ah oh, Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, e, şeyde kalmıştık, inanç kültüründe kalmıştık, Evet. Sümerlerden bahsetmiştik. Biraz oradaki tanrılardan bahsedelim. Evet, Sümer mitolojisinde aslında bir yaratılışla ilgili Sümerlerde insanın yaratılışı, kainatın yaratılışı ile ilgili de yazılı belgelere yansımış kayıtlar var. Orada mesela yerin göğün ayrılması vesaire, insan arasında işte yaratılması, tanrılar aleminden bahsedilir. Sümer mitolojisinde gök erildir, yer yani toprak dişildir. Dişildir, evet. Bu Neolitik dönemdeki Anadolu kültürlerinde de var. Bereket ve doğurganlığın sembolü olan ana tanrıça toprak, toprak gibidir. Yani. Toprak nasıl ki üzerinde yaşayan canlıları besliyorsa, çoğaltıyorsa, doyuruyorsa, toplumun varlığı içinde kadın ve ana tanrıça figürleri orada ön plana çıkıyor. Mezopotamya'da da bu böyle bizim eski Anadolu kültürlerinde de öyle. Mezopotamya'da işte tarım dan sorumlu Tanrı Domuzi. Domuzi evet. efendim sevgilisiyle buluştuğu zaman yaz gelir. Yaz bereken o Tarlalarda arpalar, hurmalar, bahçeler vesaire. Sonbaharda yerin altına çekilince tekrar kış gelir. Kış gelir evet. eski Frigler'de işte bizim o ana tanrıça heykel, heykelci dediğimiz şeyler Kibele'ye dönüşür. Evet. Ki bizim Sibel ismi de buradan geliyor. Buradan geliresin. geliyor evet kibele Hititler, şey Friglerde mater Kubile yani ana kibele gibi evet. şey yapılır ve genç kızların da koruyucu tanrıçası tanrı diye şası. kayıtlarda geçer. O da ilk barda sevgilisi Atis buluşur. Atis buluştuğu zaman her yer şenlenir, bizim Nevruz kültüründeki gibi. Evet. Efendim her yer yeşillenir, sular coşmaya akmaya başlar, tarım artar, verimlilik artar. Hayvanlar otlaklara kavuşur, ayrıldığı zaman da işte bir hüznün göstergesi olarak tekrar kış gelir işte hazan mevsimi diyoruz ya sonbahar evet, evet. hazan mevsimi o mevsim gelir bu şekilde bir algı var aslında bu eski ön da kültürlerin hem alışverişinde bazen kavramlar değişiyor tanrı ismi değişiyor ama o aslında kültürel şey devam ediyor insanlık tarihi boyunca da varlığını devam ettiriyor. Hocam Sümerlerin e, kalkolitik dönemin son bölümünde yaşadıklarından bahsedilir. İşte dördüncü bin de, dördüncü, binde. dördüncü binde tabi Sümerlerin kökeniyle ilgili hani nereden geldikleriyle de biraz da alakalı. Kimisi bugünkü Hindistan yöresinden geldiğini söylüyor. Bazı eski haritalarda aslında Mezopotamya'nın halk olduğu doğuya göç ettiği daha, daha, sonra, daha sonra, sonra, döndüğü evet. geldiği. Bugünkü Hazar mecrasında Hazar denizi yukarıdaki Hazar denizi mecrasında geldiğine dair görüşler var. Asya'dan yani Türklerin yaşadığı Türkistan bölgesinden benzerlikler üzerinde ve evet, Türkçe'deki tabi Sümercen Türkçe ile ilgisinden bahsedilir. Ama şunu biliyoruz. Sümerler Kalkoltik çağın sonlarında Mezopotamya'nın güneyine geldiler. Güneyde bir köy kültürü vardı ve Mezopotamya'nın güneyi bataklıktı. Zaten Fırat ve Dicle'nin bataklığa dönüştürdüğü alanlar. Sümerler geldiği zaman buradaki açtıkları kanallarla bataklıkları kurutarak ilk şehir kültürünü Mezopotamya Sümerler getirmişler. Sümerler evet. Ve o e, Mezopotamya'nın kalkolitik kültürünü de e, şehir kültürüne dönüştürecekler. Aslında insanlık tarihinde, Mezopotamya tarihinde Sümerler birçok şeyi kültürel e, gelişmeyi başlatan, daha doğrusu insanlığın birçok şeyi borçlu olduğu bir medeniyet ve Sami evet. e, topluluklarla da kültürlerinin de dillerinin de ilgisi yok. Evet. Hocam bir e, kalkolitik dönemde organize ticaretin e, başladığını söylemiştiniz. Evet. Gene aynı dönemde organize kavganın başladığını ifade Savaş etmişsiniz. Savaş dediğimiz şey aslında. E, biraz da ondan, yani savaşların o dönemde e, ihtiyaçtan evet. mı çıktı? Yani bunu şöyle ifade ihtiyaçtan da olabilir ama bazen de insanoğlu tamahkardır biliyorsunuz. Elinde olmayan ya da kendisi e, daha lüks daha rahat yaşayabilmek için bazen başkasının haklarını e, hududuna riayet etmeyebiliyor. Evet. Saygı duymayabiliyor. E, bugün şimdi e, çok şeye girmeyelim ama e, biz Suriye'de Fransızın, Amerikalı'nın ne, ne işi var? Evet e, İnsanlar başka toplumların ekonomik kaynaklarına zaman zaman evet. göz dikebiliyor. Yani kalkolitik dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi organize ticaretin ve organize savaşların evet. ilk defa. Yani Belki neolitikte de bunun olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Mesela neolitikte obsidiyen önemli bir ticaret malı, önemli bir kaynak. Belki obsidyene sahip olan topluluklara diğer topluluklar baskılar yaptılar Yaptı. belki. Kalkolitikte de bakıra, bakır bakır yataklarına yani, sahip olanlarla başladı e, diye. Ben buna sahip olayım belki dedi. Gücü elinde tutmak Veya için. Ya bu ekonomik bir yerin mesela toprağı arazisi daha verimlidir ya da hayvancılığa daha mı şahittir? Orayı ben kontrol edeyim mantığı olabilir. Evet. Aslında toplumların e, coğrafyada yer değiştirirken birbirleriyle ya da daha doğrusu istila ve sömürge hareketleri de böyle bir şey zaten. Böyle başlamış. Hocam zamanı tasarruflu kullanma evet. açısından e, Kalkolitik döneminde hemen e, bu Halaf kültürünün devamında ubeyt kültürü ortaya evet. çıkmıştır. Şimdi biraz da ubeyt kültüründen bahsedelim. Nedir? Ee, özellikleri ubeyt nelerdir? Ubeyit kültürü de bugünkü Mezopotamya güney, güneyinde Tel-el-Ubeyit ya da ubeyt ubeyt bölgesinden e, tez, te, çıkmış. evet O isimle anlıyor. Tabi e, aslında Kalkolitik şeyin e, Halaf kültürünün son dönemlerinde belki birkaç yüz yıl birlikte eş zamanlı olarak da varlığını sürdürdüler. Evet. O eş zamanlı olarak varlığını sürdürdükten sonra yavaş yavaş Halaf kültürünün yerini alacak aşağı yukarı aslında kitabımızda onların haritalar da vardı. Onun yerini alacak bir kültür. Bu kültür bizim işte o yavaş yavaş tapınak mimarisi dediğimiz o zigguratlar. Evet. Daha sonra şehre doğru giderek evrimleşecek olan Mezopotamya'daki o kültürel form, halaf kültüründen farklı bir yerleşim kültürü, mimari anlayış ve tabi seramikte de biraz değişme. Obeyt kültüründeki seramiklere baktığımız zaman diyelim ki bir seramik eserin ortasına bir yatay bant çekildikten sonra üst kısmı ve giderek bezemelerin biraz daha azaldığı ve sadeleştiği ama yine bezemenin olduğu. Ama parlatmayı e, e, da kullanmışlar evet, o dönemde. E, sırlama biz, evet, evet. O, onu da e, şey yapmışlar. Zamanla e, bu kültür işte Mezopotamya kökenli bu kültür halaf kültürünün yerini alacak. Bu halaf kültüründe çıkan kapkacak türlerini biz daha sonra e, aynen bugün işte Mersin'den ta Van'a kadar e, yine bu, bu kültürün ortaya çıktığı bölgeden bizim Elazığ, Malatya yöresine kadar olan alanda bu kültürün de yayıldığını biliyoruz. Tabii bu kültürün yine mimari tarzı belki onu söyleyeceğim. Yani evet. sadece çıkan eserlerden değil biraz da mimari yapısına bakalım. Halaf'la Ubeyde arasındaki mimari yapıda. Yani mesela yapılan, o Tolos mimarisi kayboluyor. Evet. Yerine biraz daha işte o biraz önce bahsettiğimiz merkezinde tapınağın olduğu. Mesela e, Mezopotamya'daki bu e, Ubeyde kültürüne ait yerlerde yapılan kazılarda işte üst üste tapınakların kurulduğu, biri yıkılınca onun üzerine yani. yenisi yapıldığı. Mesela 13 tane katman, tapınak katmanı tespit ediliyor. Evet. Tapınağın etrafında o şehir hayatının gelişmesinin bir anlamda başladığı, seramiğin de biraz daha şekillenerek, değişerek başladığı bir kültürü ifade ediyor. Dolayısıyla Halaf kültürü yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutunca bu yeni mimari tarzla, yeni seramik tarzıyla ki aşağı yukarı bu da 5400'lerden başlayan önce 4000'lere kadar devam eden bir kültür. Dolayısıyla aslında biz bu kültürün yayılım alanında bu seramik türlerinden bu yöredeki izlerine takip edebiliyoruz. Tabi mimari tarzı bu, bu coğrafyada beklememiz biraz zor. Neden? Çünkü Mezopotamya'nın iklim şartlarını düşündüğü zaman Doğu Anadolu'nun iklim şartlarıyla farklılık evet. olabileceğini do dolayısıyla bölgesel mimari malzemenin e, farklı, farklı. kullanılmış olması da doğal karşılamak lazım. Evet. Ama o dönem Obeid dönemi kültürleri de yine bölgeye maden kaynaklarına ulaşma noktasına e, çok büyük ilgiler gösterdiler. Suriye, Mezopotamya bölgenin e, hep e, hatta Orta Anadolu birbiriyle bağlantısı olduğunu çok rahat ifade edebiliriz. Evet. Şimdi hocam e, Halaf kültürüne baktık, Obeid kültürüne baktık. Kalkolitik dönemi e, Anadolu'da özellikle bizim Elazığ ve yöresinde yapılan kazılarda görüyoruz ki evet. işte bunlar Orçin Tepe, Tülin Tepe. Şimdi bu kazılarda neler çıkmış? Oradaki yaşam bize neyi ifade etmiş? Kalkolitiği tam olarak yaşamış mıyız? Daha öncesi var mıdır diye evet. bu kazı yerlerinden biraz bahsedelim. Kalkolitiği, Neolitik çok söyleyemiyoruz. Yani tamam Neolitik en alt katmanlar var. Yine Kalkolitik şey Neolitik henüz kazılmamış öykülerimiz de var ama e, kalkoltuyu geniş anlamda tespit edildiğini söyleyebiliriz. E, yerleşim yerlerine baktığımız zaman bunların daha sonra aşağı yukarı birbirine yakın şeylerini de söyleyelim de. Kültürel özelliklerini. Mesela e, mimari tarzda bazı yerlerde taş temel olmamakla birlikte birçok yerde taş temel üzerine kerpiçle bazen e, dış duvarları mesela biz bunu pulursak yolda görüyoruz. Evet. Dış duvarları dışarıya karşı bir sur gibi bir dışarıya bir savunma ihtiyacı yani mi? bir savunma ihtiyacı doğmaya başlamış evet, artık. Evet yani biraz önce bahsettiğimiz o bölgeler arasındaki kavga dedik ya savaş. Evet. belki dışarıya karşı kendini koruma. Bu dönemde mesela evlerin içinde özel alanlar, eyvanlar ya da alanlar var ama bazen de bir köyün ortasına bir ortak alan, kullanım alan hatta bu kullanım alanlarında mimari unsur olarak ocak fırın veya ocak taşların evet. olduğu alanlarda evet. görüyoruz ve e, evlerin neredeyse her birinin kapısı buraya açılıyor ve burada ortak kullanım alanı mesela ilginçtir biz Harput kalesi'deki çalışmalarımızda geçmişte mesela dükkanların ve bazı evlerin bulunduğu alanlarda ortak kullanılan belki tandır alanlarını görmüştük o zaten e, evet, devam evet, etmiş bu kültür mahalle kültüründe evet, de devam etmiş devam ortak e, burada da şeyler. mesela e, ee, bunu en önemli özelliklerden biri dışarıya evler bitişik nizamda yapılıyor. Dışarıya doğru bir kale gibi. Kapalı. Kale gibi evet. Ama içinde mesela evlerin içinde bizim kutsal ocak dediğimiz bir kadının adeta eteklerini böyle açmış gibi küllüğü olan. Evet. İşte bizim o kutsal ocak dediğimiz Elazığ Müzesi'nde olan bizim daha sonra da gördüğümüz ocak tarzı. E, efendim efendim se seramiğiyle seramik e, kırmızı veya kahverengi işte e, süslemeler kuş motifleri bitkisel motifler olduğunu görüyoruz e, yine burada özellikle e, hem madenciliğin hem de taş e, aletlerin birlikte kullanıldığına dair şeyler görüyoruz Bazı yerlerde madenlerin işlendiği atölyeleri görüyoruz atölyelerin tespit edilemediği yerlerde bile e, orada madencilik yapıldığını anlayabiliyoruz nereden anlıyoruz Maden işleme malzemesi var. Evet. bakırı eritip dökeceği malzemeleri evet. görüyoruz. Evet. Mesela taş kalıp bir yerde bakırdan bir balta yapacaksa işte onun üretilecek e, balta tarzında e, bir taş kalıp yapmış onun içine madeni eritip döküyorsunuz. Dökmüş. Bir de kapağını daha sonra soğuduktan sonra çekiçleniyor biraz daha mukavemeti artsın diye. E, bölge halkı belki muhtemelen madenden ürettiği şeyler sattı da ama kendi ihtiyacını da kendi karşıladı. Aynı şekilde biz bunun Tepecik'te, Tülün Tepede, norsun Tepede de görüyoruz. Yani o maden şey. Bazen mesela Norsun e, Tepedeki o şey çok ilginçtir. Belki mitolojik bir varlık gibi bir duvara çizilmiş biraz da figüratif geyik motifi Geyik görüyorsunuz. motifi var evet. E, bazen mühürler üzerinde ya da diğer şeyler üzerinde yabani hayvanlara ait şeyler görüyorsunuz. Beslenme alışkanlığı ve kültürüne baktığımız zaman bugün bile aslında yörede çok şey değişmemiş. değişmemiş. Korucu Tepede de kısa e, tombul bir üzüm türü tespit ediyorum. Evet. Yani ben hep söylüyorum yani e, 6 bin bin Ya yıllı, bugün Elazığ'da yıldır. 24 e, civarında üzüm türü var. Evet. Demek ki bunun geçmişi var. Tem e, Tarih temeller evet, var. Yani tamam, toprak. Siz, temeli var. Toprak size onu sağlıyor. Sağlamış. Evet. E, efendim işte buğday türleri, arpa türleri, bezelye türleri, e, bazı yabani bitki türleri, yine hayvan olarak işte koyun, keçi, sığır bazı yerlerde domuz besleniyor ama bunlar yabani olanları da Evet onu avlanmış. ifade edecektim. Gene o kazılarda ifade etmişsiniz. Bazı hayvan e, e, kemiklerinin yaşam alanı içerisinde çıktığı bazılarının ise yaşam alanının dışında bulunduğu ifade edilmiş. Evet. Ki burada demek ki halen daha evcilleştirilememiş bir hayvan grubu. Tabii tabii. Yani söylenmiş. mesela ekonominin et kaynağının yarısı evcil hayvanlardan karşılanıyorsa e, ciddi anlamda avcılığın da ekonomik değeri olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani geyik avlanıyor. İşte mağara şey evin duvarına bir geyik e, motifi yapıldığından söz ettik. E, yine mesela e, dini anlamda evet, e, bahsedecek olursak. Evet. mesela e, belki görmüşsünüzdür. Ben e, ilginç bir İngilizce kazı raporundan onu okumuştuk, almıştım. E, ilginç yerleşim içi bizim intramural dediğimiz evet. e, gö gömü geleneği var. Evet. Evin mesela, içerisine evet, gömü geleneği. E, onun çizimleri de vardı kitabımızda. Evet. Mesela bir tekstil parçasının üzerine karşılıklı iki insanın gömüldüğünü biliyoruz. Evet. Bir mezara birden fazla kişinin gömülmesi. Hemen yanında da bir çömlek içinde bir çocuk iskeleti. Evet. Bizim double grave dediklerdi. Daha çifte gömü. Burada muhtemelen karı koca olduğunu söyleyebileceğimiz. Ki daha sonra mesela başka yerlerde de bu bir mezar yerinden birden fazla... Ee, ölünün gömülmesi geleneğini burada görüyoruz. Evet. Bunun dışında yerleşim yerinin dışında veya yanı başında da e, ölülerin gömüldüğünü biliyoruz. Bu mezarlık alanları bize başka e, neyi gösteriyor? Hı. Bir de şunu gösteriyor. Yerleşim şey mezarın içinde maden eserler var. Evet, o da Mesela önemli. bakırdan yapılmış diadem dediğimiz başına etrafına süs kondan, olan konulan evet. şeyler, silah grubu, yine bizim kireç taşından çeşitli süs eşyaları, halhallar, işte bileklikler insanın bir öte dünya inancının olduğunda bize gösteriyor çünkü bunlar ölülerin yanında çıkan e, buluntular dolayısıyla yöre açısından baktığımız zaman yörenin e, çanak çömlek türleri kendine has çanak çömlek türlerin yanı sıra mesela bizim e, bugünkü Gaziantep yöresindeki sakça göz dediğimiz çobahöyük dediğimiz tarzlar da çıkıyor e, işte halaf tarzı kaplar da çıkıyor obet türsü kaplar da çıkıyor. Dolayısıyla aslında burasının eski çağlarda, kalkolitik çağda uluslararası bir cazibe merkezi olduğunu da söyleyebiliriz evet. çok rahat. Yani onu soracaktım ben. Çünkü anlatılanlara bakıyorsunuz. Mezopotamya geçiyor. Yukarı Fırat bölgesi geçiyor. Ki Yukarı Fırat bölgesi dediğimiz direkt Elazığ'ı da kapsayan. Evet. Elazığ'ı, Malatya'yı, evet. Erzincan'ı. Evet. Hatta Gaziantep'e kadar giden, o Urfa'ya kadar giden evet. hattı. Demek ki Burada, buralar evet. hem mümbit topraklara sahipmiş hem insan yaşantısına elverişliymiş. Burada geliştiklerine evet, göre evet. bunu gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun tarım ve hayvancılık açısından tabii e, hayvancılık açısından belki Erzurum, Kars bölgesi daha müşahit ama evet. e, tarım ürünler açısından düşündüğümüz zaman en fazla e, toprak e, işlenebilir toprağın olduğu e, yöre aslında Elazığ-Malatya yöresi. Yani Doğu Anadolu'nun batı bölgesi. Dolayısıyla bu anlamda da burası biraz daha şanslı. E, aşağı yine Antep Urfa yöresini söylediğimiz zaman bugün bile buralar hala çok verimli alanlar verimli, tabii ki. ki geçmişte iklimin nispeten daha müsait, yağışın daha yeterli olduğu dönemlerde bu yörelerin çok verimli olduğunu yine biz arkeolojik verilerden anlıyoruz. Dolayısıyla e, Mezopotamya halkı bu yörelerden maden, belki taş, belki kereste ihtiyacını da zaman zaman işte Amanoslar bölgesinden de karşılasa bu bölgeyle bağlantılarını özellikle maden ihtiyaçlarının. Buradan mesela Hacı Nebi Tepesi diye Ufa yakınlarında bir yerleşim yeri var. Bu bir alanda Mezopotamya ile Anadolu o maden ticaretinin daha sonra Tunç döneminde de bunu görüyoruz. Kilit noktası. Eyvallah hocam. Gönlünüze yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Efendim bu haftada Harput Okum evinden programın sonuna geldik. Haftaya biz buradayız. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.